Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki uzun zamandır sizlere piyade ile ilgili bir video çekmek istiyordum. Bugün konuğum olan Serhat kardeşimle sizlere piyade ile ilgili bir takım sorularınızı yanıtlama fırsatını sunacağız. Umarım bu bilgiler sizleri gerçekten piyade oynayan oyuncuları tatmin edecektir. Serhat kardeşim merhabalar kardeşim. Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Piyade ile ilgili öngörülerimiz, yani ne olacağı hakkında, nasıl ilerlemeleri gerekiyor, bunlarla ilgili sizlere Serhat'la birlikte bilgi sağlayacağız arkadaşlar. Umarım piyade oynayan oyuncular da bu konuda bu videoyu izledikten sonra inanıyorum ki gayet güzel piyade hesaplarına kavuşacaktır. Şimdi ufaktan Serhat kardeşimle şöyle bir sizlere sorular, ya bu genel anlamda bana gelen sorular, yani piyade ile ilgili sorular çok geliyordu. Ben de bu soruları derledim, toparladım. Sizlerin bana sorduğu soruları video halinde ben sizlere cevaplandırmak istiyorum. Ve bunu da kim yapar diye düşündüm. Serhat'la birlikte gerçekten güzel sorularınızın cevabını sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle o zaman ufaktan başlayalım Serhat kardeşim. Ben şu soruyu çok alıyorum. Yani mükemmeldir. Yani 2-3 senedir ben bu oyunu oynuyorum ve bu soruyu artık insanları cevaplandırmak istiyoruz. Yani artık bu kesinleşsin. Yani bu soruyu artık sormasınlar yani gerçekten. Oyunun başlangıcında yani şöyle bir toparlamak gerekirse abi hangi medeniyetle başlamalı? Yani bir oyuncu oyuna başladığı zaman hangi medeniyetle başlaması gerekiyor? Yani şimdi ben buradan medeniyetleri de sizlere göstermek istiyorum. Bu öngörüyle az çok oyuna hangi medeniyetle başlamanız gerektiği hakkında da sizlere bilgi akışını sağlayacağız arkadaşlar. Serhat sen oyuna şimdi yeniden başlasan ve bu kademede bir oyuncuysan, ya yani oyuncu olduğuna göre, bir piyade oyuncusu olduğuna göre hangi medeniyetle başlarsın kardeşim? İstisnasız Çin. Çünkü biliyoruz ki oyunun early game ilk oyunlarda en güçlü komutanlardan biri Sun Tzu, piyade de özellikle. Ve 1. KvK'da da çok etkili sonuçlar elde edebiliyoruz Sun Tzu'yla. Ayrıca Çin medeniyetinin artıları da var. Sonuçta yeni oyuncuysak inşa hızına, inşa ve araştırmamızı en önemli iki hızlardan biri bizim için. Eylem puanı ve kıta savunması verdiği için medeniyetin buff'ları gayet yerinde diye düşünüyorum. Ben şu an yeni başlayacak olursam istisnasız Çin seçerim. Özellikle piyade oyuncusuysam. Sun Tzu'nun heykellerini kolayca biriktirip kolayca kasabileceğim için gayet tatlı olur. Evet, bir de yani bu Santuzu'yu kasan oyuncular mevcut. Yani 1. KvK'da gerçekten güzel performans sağlıyor. Arkasını kasabileceğimiz komutan hangisi olurdu? Yani ben genelde Bjorn'u yani çok öneriyorum. Bjorn diye okunuyor sanırım. Yani yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Genel anlamda bu çıkan komutanlarda Santuzu ile güzel eşleştirme sağladım. Tabii sizler de farklı kombinler deneyebilirsiniz ama kendi açık görüşümle yani Santuzu arkası Bjorn veya Bjorn arkası Santuzu gayet güzel ikili arkadaşlar. Yani raporlarda da güzel işlevsel bir şekilde raporları da çıkarttık gördük. Medeniyet olarak Çin'le başlamanızı öneriyoruz. Çünkü Santuzu çok güçlü bir komutan. Yani gerçekten balinaların bile kullandığı bir komutan diyebiliriz. Bu konuda Serhat kardeşim de bana katılıyordur. Yani medeniyet olarak tabii ki Çin'le başlamanız çok mantıklı bir sebep. Ve farklı konulara geçelim istersen. Yani medeniyet olarak Viking medeniyeti açabilir misin kanki? bir de Biliyor Viking'i hepimiz. bir de tartışalım. Yani yeni gelen bir medeniyet. Bu medeniyette neler var? Hangi beceriler bizi sağlıyor bu medeniyet? Bunları da konuşalım. Gördüğünüz gibi piyade saldırısını %5, karşı saldırı hasarını %3 ve kıta yükünüzü %10 arttırır arkadaşlar. Burada kıta yükünü %10 arttırması çok da bir önem arz etmiyor. Karşı saldırı hasarını %3 arttırıyor ve piyade saldırısını %5 arttırıyor. Serhat bununla ilgili biraz daha hani senin düşüncelerini merak ediyorum bu medeniyetle ilgili. Viking medeniyeti Open Fight'ta ve 1. KvK'da savaşmak için gayet güzel. Ancak ilk 3 ayın sonunda 1. KvK geliyor. Ortalama 90. günlerde. Bu süreçte 3 aylık 90 günlük süreç gerçekten uzun bir süreç. Hani Viking medeniyeti senin gelişmene yardımcı olmaz. %5 inşa hızı yok. Sadece savaşmaya yönelik. O yüzden biz Çin'i tavsiye ettik. Tabii isteyen oyuncular Viking'i de seçebilir. Aynen. Yani genel anlamda Çin bizim favorimiz arkadaşlar. Sizlerin de yeni oyuna başlayacak oyuncuların da Çin başlamasını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sorum var aslında sana. Yani
genel anlamda Evet. insanların merak ettiği, yani piyade oyuncusunda çok çok hani merak edilen bir soru. Yani en sevdiğin piyade komutanı mesela, yani hangisi? Yani gerçekten seni böyle cezbeden, böyle hani olmazsa olmaz dediğin, böyle piyadede harbiden nirvana seviyesine ulaşmış bir komutan söyle bana. Ve o senin gerçekten favori komutanın olsun. Hangisi olurdu? Böyle bir komutanlara da bakalım. Senin zaten piyade komutanları bayağı bir Tabii ki. var yani. İadelerin hepsini maksadım. Tabii ki. Düşünmeden Harold söylerim. Çünkü biraz daha aşağıda. Ya şöyle söyleyeyim. Open Fight'ta şu an çok çok tatlı. Ben ki Open Fight'ta savaşmayı çok seven bir oyuncuyum. Harold kadar bir şey yok. Düşmanlar seni etrafını sararsa alan normal ilk skill etkin becerisi alan skilline dönüyor. Ve yüksek bir etkin beceri hasarı vurabiliyor. Ayrıca Herald'ın çift beceri çakabilme ihtimali var 4. skillinde. Yani birinci komutanın bin öfkesi dolmadan, etkin beceri vurmadan Herald bir tane etkin beceri vurabiliyor. Bununla birçok kez karşı karşıya kaldım. Karşı tarafı eritmekte çok tatlı. Yani bu komutanı zaten ben de bir tecrübe ettim senin hesabında. Gayet beni de böyle Evet. tatmin etti. Peki diğer böyle hani diğer piyade komutanları hakkında ne düşünüyorsun? Yani mesela şöyle bir soru söyleyeyim. Yani genel anlamda bana gelen sorular. Bir piyade oyuncusu ilk etapta hangi efsane bir komutanı maksaması gerek? Sonuç olarak Herald Fetih sezonunda oynanan bir komutan ve insanlar ikinci KVK'da ve üçüncü KVK'da oynamak için bir tane kendine efsanevi komutan seçmeleri gerekiyor ve bu komutan hangisi olurdu Serhat? Yani aslında sorumuzun aslında en can alıcı noktası bu. Benim düşüncem Söylemeden benim düşüncem bu. Yani benim düşüncem İskender arkadaşlar. Gerçekten söylemek izin ver. yani Çok doğru. bir okçu oyuncunun da kasması gereken bir komutan, belki hani süvari oyuncunun bile kasması gereken bir komutan. Sizi ikinci ve üçüncü KVK'da gerçek anlamda hem rally'de hem open fight'ta çok böyle hani sizi üzmeyecek bir komutan. Gerçekten verim alabileceğiniz bir komutan arkadaşlar. Fetih sezonunda da çok öleceğini düşünmüyorum. Tecrübeden arkadaşlardan az çok ben de tecrübe ediyorum. Kötü bir komutan değil. Yani Fetih sezonunda da sizi idare edebiliyor. 140 günlük bir komutan. Bu komutanı alıp bütün yani evrensellerinizi, biriktirdiğiniz bütün evrenselleri bu komutana atabilirsiniz. Tabii ki gönül rahatlığıyla. Benden size tavsiye. Serhat da öyle düşünüyor zaten. Piyade oyuncusu. Evet. Tecrübe etmiş. Gayet de mutlu kendisi. Evet. Çünkü niye? Biz arkadaşlar Alex çarkını görmeden, krallıkta Alex açılmadan önce biraz daha yukarı gelelim. Richard ve Martel piyade komutanları geliyor efsanevi olarak. Şu an son güncellemeyle bir de Viking Ragnar gelecek. Onu en sona saklıyorum. Richard çarka, Martel valiye geliyor. Yeni krallıktasınız, yeni oyuncusunuz. Valiniz Martel. Şu anda sanırım halen aynı Martel'de 4 vali devam ediyor. O valilerde oynayın. Ne yapın, ne edin, güç yükseltin, elinizdeki hızları kullanın. O valilerde yükseltip ne kadar Martel heykeli alırsanız alın, kârdır. Düşen altın sandıklarla Martel'i çok kolay 5-5-1-1 yapıp oynayabilirsiniz. Ve bunun etkisini görürsünüz. Hemen maksamanız gerekmez. Richard'a gelince oyunda ilk çarka gelen komutandı yanlış hatırlamıyorsam, Evet değil evet mi? ilk çarka gelen komutan Richard. Yani Çarkı genel gelen anlamda insanlar anlamda şöyle düşünüyor. Ya diyor ben diyor hani evet diyor Santuzu'yu kastım diyor. Abi diyor 5-1-1-1 Richard beni diyor idare eder mi? 5-5-1-1 Richard Ezmat. beni idare eder mi? Ezmat. Ya sizlere şöyle bir olay Evet, söyleyeyim arkadaşlar. Ya 5-1-1-1 Richard'la sadece barbar kesebilir. Emin olun sizin o Santuzu'nuz sizin buna basacağınız o evrensel heykellerden daha değerli. Yani gerçekten bunu 5-1-1-1 olarak kullanmanız yani bence gereksiz arkadaşlar. Çünkü basacağınız evrensel heykellere yazık. Bunun yerine bir heykel yani yaparsınız, biriktirirsiniz. Alex'i beklersiniz. Alex'inize yatırım yaparsınız. Bence daha mantıklı olacaktır. Maxlanmayan bir Richard'dan yeterli bir performans alamazsınız. Tabii ki 5-5-5-1 bir Richard'dan ortalama birinci KVK'yı çıkartacak kadar bir performans alırsınız. Ama ikinci KVK'da Edward'lar sağlarda bir sürü yani okçu komutanlar olduğu için sizin Richard'ınız çok da işlevsel olmayacaktır. Benim görüşüm bu şekilde yani kesinlikle çok da yönelmemenizi tavsiye ediyorum. Serhat da bu konuda bir yorumu varsa sizlere onun da yorum. aynı şekilde düşünüyorum. İlk etapta komutan maxlamak çok zor olabilir kanki. Çünkü birçok oyuncunun elinde yeteri kadar heykel Evet, bir de yoktur. yetişmiyor.
yetişmeyebilir. Daha yeni oyuncudur. Evet, O yetişmiyor. sürüyor işte 5-5-1-1. Zaten şu an skill kilitleme geldi oyuna. Aynen. Ve bu sayede direkt ilk skill'i 5'leyince diğerlerini açabiliyorsun. Tabii. Zamanla 5-5-1-1 yapıp oynanacak kıvama getirebilirler oynamak isteyenler. İleriki seviyelerde örnek veriyorum. Bir oyuncu Alex'i maksadıktan sonra Richard'a yönelebilir. Yani yönelmesinin amacı da şu, ben piyade oynayacağım diyen oyuncular. Ya evet, Richard olmazsa olmaz bir komutan gibi görükse de Alex ondan daha değerli. Ya benim gözümde öyle. Richard Tabii ki. sonraki aşamada maxlayacağınız bir komutan arkadaşlar. Evet, open fight'te güzel sahada kalabiliyor ama karşı tarafa aşırı şekilde böyle bir gücünü hissettiremiyor. Ya bu birinci KVK'da güzel, işlevsel bir şekilde Güzel. hissettiriyor. Bunu Ama belirtmek ikinci istiyorum. KVK'da çok da karşıya böyle ağır yaralı düşürmüyor diyor. Hani düşürmüyor yani. İkinci KVK'da tamam Edward etki ediyordu ama birçok yerde Edward'ın çarkı gelmiyordu. Şu an tabii oyun değişiyor. Her gün çark ve vali günleri değişiyor. Evet. Birinci KVK'da Alex açık olmadığı için Saladin ve Alex açık olmadığı için Richard'ın can basmasını debufflayacak komutan yoktu oyunda. Bu sebeple Ragnar'a gelelim kanki. Bende açık değil en altta. Daha açamadım. Ah, daha açılmadı mı? Anahtardan Hadi bir ya. şekilde Ben istedim açacağım. Ragnar'ın ikinci skilliydi sanırım. İkinci skillini açar mısın okuyalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Saldırılar max 5-5-1-1 yaptığımız Ragnar'ı okuyorum. Bu skill 5 olduğu vakit saldırılar %20 artar. Normal saldırılar %10 ihtimalle hedefin iyileştirme etkisini %3 40 azaltır. saniyeliğine %40 düşürür. %40. Gerçekten yüksek bir buff. Ragnar oyunun ilk gününden beri açık olacak. Altın anahtardan bütün serverlara düşebilecek. O yüzden Ragnar'ı açıp 5-5-1-1 yapan oyuncular olacak. Oynayacaklar. Ve gerçekten 5-5-1-1 Ragnar çok iyi bir komutan Verim diye düşünüyorum. alabileceğini düşünüyor musun? Yani 5-5-1-1 Evet. bir Ragnar sahaya çıktığı zaman Düşünüyorum. Alex'in 5-5-1-1 bir Alex'e oranla ne olur sence? Ama Alex şöyle düşünelim kanki. Alex birinci KVK bittikten sonra çarka gelecek. Cengiz çarkından sonra geliyor. Bu da yaklaşık 170. 180. günlerde geliyor krallığa. Hani Evet, 180 ortalama günlük bir o süreç gün mi? o 6 günde ay. gelen bir komutan, evet. Aynen. 6 ay bekleyemezsin yani. Bu oyunda öyle bir şey yok. O Evet. süreçte 5-5-1-1 Ragnar yapabilirsin kendine. Open Fight'ta birinci KVK'da çok etkili olursun. Ben olsaydım hani yeni hesap açmış olsaydım 200 heykel yatırır yapardım Ragnar'ı. Yani direkt olarak Richard yerine Ragnar'ı 5-5-1-1 yapıp Asmak yerine birinci KVK'da oynamak daha mantıklı bence. Yani bundan alacağın evet performans çünkü Alex'i bekleyene kadar Ragnar'ı 5-5-1-1 yapmak bence benim düşüncemde de mantıklı. İlk evet çok KVK'da etkili. oynanıyor çünkü. Bir de yeni nesil bir Çok güzel. komutan. Sen 5-5-1-1 Ragnar'ı ikinci KVK'da da üçüncü KVK'da da oynayabilirsin. Destekleyerek. Alex arkası olsun. Martel Ragnar olsun. Çünkü maxlamak gerekmiyor. Ben uzmanlık skillini hiç beğenmedim bu arada. Evet, Hiç uzmanlık skill mantıklı değil. değil, evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu oyunda çok gördük. Çok oldu. Yarın öbür gün oyun maili atılıp Ragnar'ın uzmanlık skillinde yazım hatası olmuş, düzeltiyoruz diye değiştirebilirler bunu. Herkesin bilgisine. Belki onunla ilgili müşteri hizmetlerine yazılmıştır bile. Yani demek istediğin Evet. olay, Ragnar zaten ileriye dönük bir yatırım gibi düşünün arkadaşlar. Yani ne olacağı belli değil. Zaten oyun o kadar çok reklam yaptı ki bu Ragnar'la bir de diğer komutanlar Viking üzerine bayağı bir reklam filmi bile çekildi. O sebepten ileriye dönük belki bu komutan bufflanabilir. Yani daha güzel hale getirilebilir. Şu anki kıvamı da gerçekten güzel. 5-5-1-1 ilk KVK'yı yetiştiren oyuncular bundan güzel ekmek yiyebilir diye düşünüyorum. Tabii bunu yine de tecrübe edebilirsiniz. Başka oyuncuların bakarsınız. Onları da hani nasıl bir performans sağladığını araştırırsınız. Bizim şu an performans sağlayacak bir Ragnar'ımız yok maalesef. Daha açılmamış bile. O sebepten biz bununla ilgili sizlere tam net bir şey söyleyemesek de bizim sadece düşüncemiz, yani bu şekilde oynarsanız 5-5-1-1 sizi birinci KVK'da tatmin edecektir. Richard'dan daha iyi olacağını da düşünüyorum şahsen. Şimdi Serhat, şöyle bir olay var. Sen biliyorsun ikinci KVK'ya Evet. göç ettin. 2171 sunucusuna göç ettin. Burada Evet. karanlık sunaklarda ve de hani antik kalıntılarda, yani bir nevi open fight'ta, yani hangi komutanlarla çıkacaksın? Hangi komutanlarla oynayacaksın? Biliyorsun ki Fetih sezonunda oynayacağın komutanların daha çok senin piyade komutanların. Burada hangi kombinlerle Evet. çıkmak istiyorsun? Yani savaş için olsun,
Yani nasıl bir yol izleyeceksin? Az çok komutanların zaten bazıları kilitli. Şu an Richard zaten açık, Martell açık, Konstantin açık, Hannibal Barçam var, Saladin'im var. Tabii. Yani o zaten piyade odaklı gidelim. İskender'im var. Başka da bir komutanın, çıkartabileceğim bir komutanın yok. İkinci KVK komutanları bu şekilde. Kombin olarak yani sahaya nasıl bir kombinle çıkacaksın kardeşim? İki kombin çıkabilirim. Süvari olarak Saladin Cengiz çıkarım. Hasar vermek için. Gerçekten güzel hasar veririm. Okçulara, piyadeye de hasar verebiliyor. Çünkü ekipmanım da var. Piyade değilse İskender YSG çıkarım. Evet. Güzel hasar veririm. Alan hasarı da veririm. Çok tatlı olur. Ama ben odak almak istemiyorum dersen ve uzun süre sunakta kalıp etkin olarak kalmak istersem Richard YSG çıkarım. Çünkü Yani. Richard çıktığım vakit bana vurmayacaklar. Odak almam. Ya zaten genel anlamda Richard'a karşı böyle bir pozitif ikinci KVK'da biraz atak ve odak almıyor. Çünkü yerine vurabileceği komutanlar çok fazla olduğu için adam orada zaten direkt olarak odağını farklı bir komutana çeviriyor. Richard orada biraz daha böyle hani leş kasma konusunda biraz daha aktif, daha çok sahada kaldığı için daha çok leş kasıyor. Bu konuda evet ben de sana katılıyorum. Gayet de mantıklı bir olay. Diğer zaten olaylarda da Minamoto Çağçağ var. Yani çıkabileceğin komutanlar aslında belli. Minamoto Çağçağ yapabilirsin. Dediğin gibi biraz önce Saladin Cengiz yapabilirsin. Alex YSG yapabilirsin. Biraz daha sahada kalmak istiyorsan Richard YSG yapabilirsin. Bir de ben yani oyuncuların gerçek anlamda çok merak ettiği bir konu var. Burada da zaten görünüyor. Konstantin hakkında ne düşünüyorsun? Abi, bu komutan hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani aslında oyuncuların çoğu bunu merak ediyor. Yani biraz bununla ilgili senden bilgi almak istiyorum. Bizi bilgilendirirsen sevinirim. Güzel değindin. Ben de tam onu düşünüyordum. Max Konstantin en üstte gözükünce. Evet. Ben Konstantin'de iki defa birinci oldum. Bir defa da ikinci oldum. Toplam 3 valisini kazandım. 360 artı 90, 450 heykeli. Validen geldi söylüyor. Bir maksimum kolay olur bu Yansıyımızsın. açıdan. Birlikte oynuyorduk Murat, hatırlamıyor musun? Ben bir valisini görmüştüm. Ondan sonrasını görmedim. Yani sen Aynen. bayağı 2-3, Göç 2 ettim. valiyi falan bayağı bir yardırmıştın. Gayet de güzel. Farm hesaplarından falan Evet. da beslemiştin. Onu biliyorum yani. Bayağı iyi olmuştu. Şöyle Beleşten söyleyeyim, almıştın yani. biliyorsunuz Evet. bahsettiğimiz gibi Konstantin vali komutanı, Saladin valisinden sonra geliyor, Konstantin sonrasında Tomlys geliyor. Konstantin şu anda oyun içi şu anda ikinci KVK'da en güçlü garnizon, istisnasız. Çünkü Vuzetian ikinci KVK ödülü olduğu için ikinci KVK'da kullanılamıyor, üçüncü KVK'da kullanılabiliyor. İkinci KVK'da Konstantin Martell veya Martell YSG en güçlü iki garnizon. Tutabilecek garnizon komutanları diye. Evet, ama tabii ki favorim Konstantin Martell. Yani bu ikisi Ekipmanlar Alex'i kanka, bunları gösterme. Alex'i ben senin Alex'ine bakmak istiyorum. Efsane bir ekipman olarak bir şeyi görüyorum. Saklançeri görüyorum. Zaten bunu ben açalım. basmıştım. O da şansına kritik gelmedi. Keşke gelseydi. Evet. Bir tane Dağıttım sen. Shion'un dönüşü var. Ekipman olarak bayağı kritik bir ekipmana sahipsin. Gayet de güzel bir ekipman. Yani bu ikinci KVK'ya odaklı güzel işler çıkartabilir bu ekipman sayesinde. Güzel de karşı tarafa hasar verirsin. Cengiz'de de var. Cengiz'in de güzel. Bayağı süvari Tabii. ekipmanlarını yapmışsın. Ayrıca da burada Skolas görüyorum. Daha önceleri evet Skolas güzeldi. Ama artık yerine Fetih sezonundan alınabilecek o kadar güzel ekipmanlar yani var ki. Skolas aslında biraz daha geriye kaldı diyebilirim. Yani Skolas'ın yanına aslında bir farklı bir ekipman yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii ki burada taktığın Alex'in üzerine taktığın saklançeri takılabilir. Ama çok masraflı olduğu için insanlar bu tarz şeyleri kolay elde edemiyorlar. O sebepten bu şekilde olması gayet güzel olmuş. Kombinlerinde yani kombinler de güzel. Bir takım daha sorular var. O soruların da cevaplarını senden almak istiyorum. Tabii ki. Piyade oyuncusu olmasan da yani %100 maksaman gereken piyade komutanı hangisi olurdu? Aslında o soruyu biraz cevaplamış gibi olduk biz ilk başlarda Alex önerisiyle. Yani bir süvari oyuncusu bile olsa, bir okçu oyuncusu bile olsa arkadaşlar Alex'i maxlamanız gerekiyor. Çünkü çok aşırı derecede verim alabilirsiniz. Yani ikinci KVK oynayan oyuncular için geçer aslında. Üçüncü KVK oynayan için. Dördüncü KVK'da da evet yerine güzel komutanlar var. Ama dediğiniz ya dediğim gibi ikinci KVK'ya başlayacak oyuncular
Bence Alex'i maksaması gerekiyor. Bu sorunun cevabı aslında bu. Çok da Serhat'tan bir şey varsa fikrin söyleyebilirsin ama benim söyleyeceklerimi söyleyeceksin herhalde. Aynen. Biz zaten her gün birlikteyiz arkadaşlar. Biz Murat'la her gün istisnasız konuşuyoruz. Her akşam Discord'dayız. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. O yüzden hani Murat'ın konuşması benim konuşmam, benim konuşmam onun konuşması gibi. Aklımızdakileri biliyoruz. Murat da her şeyi anlatıyor. Bana bir şey kalmıyor. Aynen. Şimdi bir şey var. Mesela sence Serhat, şöyle bir soru yönelteceğim sana kardeşim. Bir piyade oyuncusu sağlık, Evet. savunma, saldırı temalarından hangisini kullanması lazım? Yani sen bütün temaları az çok böyle tecrübe ettin. Yani bu temalar içinden Evet. hangilerini kullanması gerekiyor bir piyade oyuncusu? Şöyle temalara da bakalım Özellikle arkadaşlar. Temalara da bir girelim. Serhat'ın temalarını bir kontrol edelim. Buyur kardeşim, sen bir yorumunu yap şöyle. Hangi temalar yorumlarım. senin için daha iyi? Özellikle piyade ve diğer birimler için şu an oyunda en popüler stat sağlık. Piyade açısından değerlendiriyorum sadece. Piyade zaten savunması olan çok güçlü savunmalı bir birim. Ama sağlık statını biraz daha yükseltirseniz open fight'ta savaşırken askerleriniz daha az canı daha yüksek olacağı için daha az hafif ve daha az ağır yaralı verecektir. Bu sizin open fight'ta kalma sürenizi uzatır. O yüzden sağlık statı en iyi olduğu için rally'lerde de saklı hançeri ürettik. Sağlık statını düşürüyor saklı hançer. Gösterelim istersen Alexey'de. Evet, burada da zaten saldırılar %30 ihtimalle hedefin sağlığını %5 düşürülüyor. 3 defaya kadar birikir ve her birikim 3 saniye sürer diyor arkadaşlar. Gerçekten tutuyor, etkiliyor. Bir bakıyorsun %15 olmuş. Hani etkili ve çalışıyor. O yüzden şu an rally açan herkes saklı hançer üretiyor ve saklı hançeri rallide kullanıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an 4. KvK'ya girecek oyuncular için tema almak istemiyorsa saklı hançeri veya öfke borusunu almasını tavsiye ederiz. Onları eğitmesini. Ben şahsen efsanevi silah veya efsanevi kafalık üretmeden önce iki tane efsanevi item üretmenizi tavsiye ederim. Çünkü itemler daha etkili. Senin itemin yoksa oraya itemin yerine koyacak bir şey yok. Hani kıta %3 kıta kapasitesi üreten takı var, kitap var. %5 intikal hızı veren Sadık'ın çağrısı var. Ya bunları koymak yerine deney muskası var. Ben bunun sessiz sınav var. Öfkeyi 10 puan düşürüyor. Hani bunları koymak yerine iki efsanevi takı üretmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben efsanevi silah ve kafalık üretemediysem eğer onun yerine mor üretebilirim. Taslaklarını elde edebilmek kolay. Takıların yeri boş olduğu için daha uygun görüyorum ki zaten öyle yaptım kendi hesabımda da gerçekten tatmin ediyor ve memnunum. Sen ne Yani düşünüyorsun Murat bu konuda? ekipman konusunda sağlık ve defansın gerçekten muazzam bir şekilde, yani bir piyade oyuncusunu çok güçlendirdiğini gördüm. Yani saldırıdan daha çok verim aldıklarını da gördüm. Sağda olsun, rallilerde olsun, open fight'ta, yani muazzam derecede, hatta sağlık diyebilirim sadece. Yani defansif açıdan benim aslında beni cezbeden biraz daha sağlık ekipmanları piyadeyi gerçekten tatmin ediyor. Okçuda evet farklı, yani farklı ekipmanlar, temalar biraz daha saldırı yönüyle okçuyu biraz daha tetçe yapıyor. Çünkü vurkaç olayı olduğu için okçuda saldırı biraz daha artı, ama piyade konusunda bence benim görüşüm sağlık ekipmanlarına ve defansif ekipmanlarına önem vermeleri gerekiyor. Şöyle bir sorum daha var aslında Serhat sana. Hani insanlar O sorudan önce güzel bir bağdaştırma yapmak istiyorum. tabii. Zaten eğer hepimizin bildiği bir şey sadece bağdaştırıp hatırlatacağım. Arkadaşlar eskiden KVK'larda Haçlı Kalesi inşasından sonra ikinci aşamada %15 saldırı, %15 sağlık, %15 savunma 3 adet buff verirdi. Ama artık KVK'lar %40 saldırı veriyor sadece. Sağlık ve savunma statı vermiyor. Bu yüzden bizim saldırımız yüksek. Savunma ve sağlık açık KVK'lar savaşlarında. Bu herkes için geçerli. Sağlık ve savunma statları çok daha değerli oldu. Bunu Bunun zaten altını bütün oyuncular onu fark etmiştir Serhat. Yani genel anlamda sağlık bayağı bir öne geçti. Önceden evet saldırı, insanlar böyle hani saldırı odaklı ekipmanlar diziyordu. Onu fark ettikten sonra o ekipmanları bozdular ve
defansif ve sağlık yönünden hareket etmeye başladılar. Ekipmanlarını da o Evet. şekilde tasarladılar. Bence gayet de memnunlardır. Yani bir sıkıntı da yok zaten. O ekipmanlar gayet işlevsel bir ekipman dizdiklerini düşünüyorum. Şöyle bir sorun var. Aslında hani garnizonda ve açık alanda en iyi piyade medeniyeti hangisi? Yani ben örnek veriyorum, bir garnizoncuysan hangi medeniyeti seçmen gerekiyor? Veya açık alana çıktığın zaman hangi medeniyeti seçmen gerekiyor? Yani aslında oyunun başında söylemiştik, evet Çin demiştik. Çin oyuna yeni başlayan oyuncular için arkadaşlar. Bir de orta segmentteki oyuncular hangi medeniyetlere yöneliyor? Burada Almanya'yı görüyorum. Almanya süvari üzerine bir medeniyet. Evet Serhat şu an süvari komutanların 2. KVK'da daha çok iş yapacağından dolayı medeniyet olarak Almanya kendisine seçmiş. Ama bir piyade oyuncusu hangi medeniyetle hem garnizonda farklı medeniyet hem açık alanda hangi medeniyetleri seçmesi gerekiyorsa. Evet. Hepsini teker teker cevaplayayım. İlk önce kendi üzerimden gideceğim. Almanya olma sebebim, şu an 2. KVK'dayım. Saladin, Cengiz sıralısı açabilirim. O sebeple değiştirmedim. Bir de %5 eğitim hızı var. Ben Power'ı 100'en üstüne çıkarmayı düşünüyorum. Elimde yeteri kadar hız var. Onları da Almanya göstereceğiz. kısa eğitim hızı olduğu için acele etmek istemedim. Eylem puanı doluşta var. Şu an için Almanya çok tatlı. Süvari liste açabileceğim için. Ancak özellikle 3. KVK'dan sonra Fetih sezonunda Open Fight'ta en güçlü, en etkili piyade medeniyeti Viking bence. Çünkü tamamen Open Fight üzerine. Bu %5 piyade saldırısı veriyor. %3 de kıta karşı saldırı hasarı veriyor. O %3'lük karşı saldırı benim için çok tatlı. Yani çok hoşuma gitti. Peki bu karşı Mesela saldırı hasarı %3 diyor ya, bu ne anlama geliyor Serhat? Bizim izleyen arkadaşlara da bunu açıklayalım. bir piyade ordusu open fight'tayken bir kişiye odak alırsın, ona vurursun ama sana 3 kişi vurur. Bir tane senin vurduğun kişiye normal saldırı vurursun. Sana vuran diğer 2 kişiye karşı saldırı hasarı Yani burada %3'lük vurursun. bir artış var arkadaşlar. Yani totalde zaten Open Fight'e çıktığımız zaman birebir vs böyle hani çok denk gelmiyor. Genel anlamda herkes üzerinize çullanıyor ve buradaki %3'lük karşı saldırı hasarından siz karşı tarafa zaten az da olsa çok da olsa biraz fazla leş sayısını Viking medeniyeti sayesinde sağlayacaksınız. Burada güzel. Roma hakkında ne düşünüyorsun Serhat? Peki biraz önce zaten Viking'i bahsetmiştik. Roma'yı kullanmaları yani gerekiyor mu Open Fight'ta ve garnizonda Viking yeterli olacak mı? Yoksa Roma'yı da kullanmalarını öneriyor musun? Roma savunma statı veriyor bildiğimiz gibi. Bir de %5 kıta intikal hızı veriyor. Bunlar güzel statlar. Ya piyadenin savunmaya ihtiyacı yok çok fazla. Sağlık daha önemli. Ama sıkıntı değil. Roma'nın şu sıkıntısı var. Roma'nın özel birimi Lejyoner çok aşırı savunma üzerine. O yüzden ben çok beğenmiyorum. Ve şu an zaten eskiden oynanıyordu. Şu anda çok fazla Roma oynayan piyade oyuncusu yok. O yüzden tavsiye etmiyorum şahsen. Fransa'yı daha çok tavsiye ederim. Geçen Fransa'nın zaten Fransa ile Roma arasında bir VS yapıldı. Arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Her şey aynıydı. Fransa medeniyeti Roma'yı dövdü. Yani bilginiz olsun. Yani Evet, güzel değindin. iki tarafta aynıydı. Ama Fransa medeniyetine sahip bir oyuncu arkadaşlar Roma'yı dövdü. Bunun da VS'sini yapmıştı bizim arkadaşlar. Raporları da gördüm. Arada 2K, 3K yakın bir 2K diyelim. 2K bir fark oluşmuş. Gayet güzel Fransa oynayabilirsiniz. Orta segmentteki yani T4 40 milyon civarı oyuncular Fransa'yı gerçek anlamda kullanabilir. Ya yani illa 40 milyon da demeyelim. 30 milyon bandını aşan oyuncular Fransa'ya geçebilirler arkadaşlar. Hem hastane iyileşme hızınız artıyor. Yani savaşmak istiyorsanız, savaşçı bir oyuncuysanız kesinlikle Fransa'yı sizlere önerebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir de farklı bir böyle bir soru yönelteceğim ben sana Serhat. Tabii Guan ki. Yu Leonidas mı? Guan Yu Herald mı? Yoksa Guan Yu Alex mi? Yani bu 3 kombinden bence hangisi sana cazip geliyor? Ya yani şöyle Bakıyorum Guan'ı komutanlara da çok merak ediliyor. şöyle Şöyle bir söyleyeyim. Evet. biz neyi fark Guan ettik Yu Serhat? ilk çıktı. Biz neyi Evet. fark ettik? Guan Yu'nun Betis sezonunda arkasında Leonidas'ı gördüm. Yani sanki dedim ki bu ne ya? Dedim yani böyle bir ikili olamaz dedim. Yani ben okçu olarak Ramses YSG ile yani teknolojim gayet de yerindeydi.
Abi Guan Yu Leonidas'tan neredeyse dayak yiyordum. Yani o derece bir rapor çıkarttı. Ben çok şaşırdım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şöyle açıklayayım, ben en temeline ineceğim. Tabii. Arkadaşlar biliyorsunuz o serverlara Guan Yu çarkı geldi. Guan Yu ilk açıldığı vakit bizim birçok oyuncu da bende olduğu gibi Alex Max'tı. Biz daha Leonidas'ın valisi gelmemişti. Max'ama ihtimali yoktu. Direkt Guan Yu ilk çarkını çevirip Max'ladım. Elimde de Alex Max'tı. Ve Guan Yu Alex ikilisi hoştu, tatlıydı, etkiliydi. Evet, ilk başlarda. Evet, Guan Yu Alex oynadım. Sonra Herald'ı maxladım. Guan Yu Herald'da oynadım. Guan Yu Leonidas oynamadım. Leonidas'ı daha kasmadım. Ama sahada Ama şunu gördün. kastediyorum. Evet. Guan Yu ya hiç oynamayın, maxlamayın. Guan Yu maxlayacaksanız da Leonidas'ı maxlayın. Ayrılmaz ikili Guan yapmışlar. Yu Leonidas, evet. Guan Yu maxlayacaksan, oynayacaksan Leonidas'ın olacak abi. Ben göç ettiğim için yapmadım. Yoksa maxlayacaktım. O yüzden kasmadım. Ben bu ikiliden çok aşırı derece zevk Valisi aldım Serhat. Yani zevk alma sebebim görüyorum. Ya diyorum ki hani gerçekten bir okçuyu dövebiliyor neredeyse. Zaten süvarileri yani hiç saymıyorum bile. Ama piyadede bu ikilinin bu kadar bufflanması yani bilmiyorum oyunun getirdiği bu gerçek hasar denilen bir olay var ya. Bunları işledi evet, mi gerçek etki. farklı bir olay var. Gerçek Yani etki. gerçek etki aynen gerçek etki bu iki komutanda görebiliyoruz. Gayet de insanlar da memnun bu ikiliden. Daha sonrasında neler çıkar? Tabii ki onu oyun getirir, getirmez. Bu tamamen oyunun bileceği bir olay. Bizler şimdilik bu komutanları sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Fetih sezon oyuncular varsa Guan, Leonidas ikilisini kesinlikle maxlayın. Eğer öyle bir bütçeniz, durumunuz varsa komutanlar sizi gerçek anlamda mutlu ve tatmin edecektir. Sen de bir İlk şeyler skin'i açalım. söyleyebilirsin. Evet. İlk skin'i açalım Leonidas'ın. Evet. Olayı burada arkadaşlar. %30 sağlık bonusu veriyor. Biliyorsunuz hep dediğimiz gibi piyadede sağlık bonusu gerçekten etkili. Ve karşılığını fazlasıyla görebiliyorsunuz. Guan Yu hedef alıyor. Şu an open fight'ta Saladin çıkarın ve Guan Yu çıkarın. Ben ikisini de çıkarıyorum. Saladin'i mi oda kalmayıp Guan Yu mu oda kalıyorlar? Ben mesela 4. KvK'da oynadım. Çok güzel kill kastım. Ancak bu killin hiçbirini Guan Yu'yla kasamadım. Hep diğer komutanlarla kastım. Çünkü benim open fight'taki bütün Guan Yu'lara 5 orduyla hedef alınıp hemen eritiliyor, bitiriliyor. Guan Yu'nun ilk skill'i susturma atıyor. Susturma attığı için etkin beceriyi durduruyor. O yüzden Guan Yu'yu ilk önce eritmek istiyor bütün oyuncular. Ben de öyle yapıyorum düşmana karşı. Guan Yu'yu tek destekleyen, savunmasını artıran komutan Leonidas. Herald ve Alex saldırı odaklı saldırı komutanı olduğu için çabuk eriyor Guan Yu. Ama arkasına Leonidas'ı koyduğum vakit gerçekten çok dayanıklı Bu oluyor. aşırı derecede tank ve aşırı derecede saldırı taraflı ikili oluyor arkadaşlar. Üzerine çok konuşmayalım. Videoda bayağı bir uzadı. Yani sizi de sıkmak istemiyoruz. Sadece bir takım soruları var. Onları sizlere gerçekten yanıtlamak istiyoruz. Aklımıza gelmeyen sorular illaki olacaktır. Sizlerin sormak istediği sorular da evet olacaktır. Arkadaşlar açıklama kısmına gereken bütün piyade ile ilgili sorularınızı sorun. Ben elimden geldiğince bütün sorularınızı yanıtlayacağım. Gerek Serhat zaten moderatörüm. Kendisi de benim YouTube'da zaten yorumları okuyor. Bakar orada neler yazılmış, neler çizilmiş, sizlerin merak ettiği sorular. Hepsine cevap verecek konumda arkadaşlarımız da var. Sizlere yardımcı olacaktır. Eğer oradan sorunuzun cevabınızı alamazsanız arkadaşlar açıklama kısmına Discord adresimizi yapıştırdık. Zaten direkt gelmek isteyenler Discord'dan da bizimle bağlantıya geçebilirler. Oradan piyadeye dair bütün bilmediklerinizi oradan sizlere soru cevap şeklinde söyleyebiliriz. Son olarak da söylemek istediğimiz bir şey var mı Serhat? Yani aklına gelen bir konu varsa hesabını bir gösterelim. Ne var ne yok onu da bir görsün oyuncular. Böyle bir öyle de baktığımız zaman kaynak zaten hesapta bayağı bir dolu arkadaşlar. İlla ki bunu merak eden oyuncular da olacaktır. Hızlandırma olarak arkadaşlar eğitim hızlandırmasından aşırı derecede var. Yani bu oyuncu şu an 86 milyon gücünde ve eğitim hızlandırmasından 2360 bir tane 60 dakikalık hızlandırma var. Bu gayet insanların evrensel hızına eşit bir hız. Yani normalde böyle bir hız göremezsiniz. Yani çok bayağı birikimli bir hesap. Üzerinde 9400
11 tane arkadaşlar 60 dakikalık hız var. Zaten 3 saatleri saymıyorum. 8 saatlikler bayağı birikmiş. Totalde hesap yaptığımız zaman bir 4 yıllık ortalama hız var diye düşünüyorum Serhat. Yarınki güç arttırma etkinliğinde oynayacak mısın? Önce onu sorayım sana. Bu hızlarını kullanacak Hayır. mısın? Hayır. Nedeni nedir? Oynayan bizim arkadaşımız kaybetti. Kimse Değil mi? kazanamıyor. Çok Evet. artırıyorlar. Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Yani hep şu tavsiye ederim. Birçok arkadaşıma tavsiye ettim. Ya o tema benim elimde zaten %5'lik saldırı bonusu olan bir süvari teması var. Diyelim ki veya piyade teması var. %5 saldırı piyade temam var. Ben o temayı alırsam %10 olacak. Ne fark var? %5'lik bir fark var, değil mi? Ben giderim bak 24 saatlik mor %10 saldırı açar mısın kanki? Buff güçlendirmede. Güçlendirmede. %10 saldırı bonus buff'ı. Burada evet. Mor renkte. He. 24 saatliğine %10 saldırı verir. Ya bu 600 elmas. KVK savaşlarında gider bunu alırım. Bundan basarım. Zaten burada %5 saldırı değil de %10 saldırı basıyorum. Burada %5'lik bir fark katabiliyorum. Ekstradan. O açığı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Ya tutup da sizin orada Evet. 20 milyon, 30 milyon güç yükseltip oradaki %5 beceri hasarı temasını almanız çok da bir anlam ifade etmiyor. Zaten sizler örnek veriyorum sahaya piyade çıkıyorsunuz. Bir kıta da olsa, iki kıta da olsa çıkan arkadaşlarımız var. Orada o temadan %10 yani debuff alacaksınız. Eksi %10. Hiç gereği yok bence o temanın. Yani oynayacak arkadaşlar bilmiyorum. Okçular sadece 5 kıta okçu çıkan oyuncular varsa alabilirler. Ama diğer taraftan çok da bir şeyi yok yani. Böyle beni tatmin etmeyen bir tema. Çünkü debuffladığı, oradaki debuffladığı olay çok sıkıntı yani. Yani o yüzden yapabileceğiniz en iyi şey beklemek olur. Daha güzel etkinlikler gelebilir. Daha güzel temalar gelebilir. Oyunun bize sunacağı şeyler bu aralar bayağı bir fazlalaştı. Demek istediğim az çok böyle bekleyen oyuncular emin olsunlar ki pişman olmayacaklar. Hatta oyun sizi mutlu bile edebilir bu konuda. O konuda çok dikkat edin arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğimiz aslında çok da bir şey kalmadı. Dediğim gibi hani açıklama kısmında yorumlarda belirtirseniz bizler de elimizden geleni sizlere yapacağız. Şimdi bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Serhat'ın da söylemek istediği bir şey varsa Serhat da buyur kardeşim söyleyebilirsin. Arkadaşlar oyunun neden oynadığımızı unutmayın hiçbir zaman. Bu oyunu ben şahsen sohbet etmek, eğlenmek, keyif almak, yeni arkadaşlıklar edinmek için oynuyorum. Ve şu an dünyanın birçok bölgesinde arkadaşlarım var. Kore, Japonya, Vietnam, Amerika, Kanada, Arjantin, Peru. Birçok güzel arkadaşlıklar edindim. Hani bunun bilincinde olun, bunları unutmayın. Ve hani fevri davranışlarda da bulunmamanızı tavsiye ederim. Sonuçta burayı herkes eğlenmek için geliyor, eğlenmek için bulunuyor. Ona ben de çok katılıyorum. Bu sayede İngilizcesini geliştiren, Arapça öğrenen oyuncular bile var. Ben bunlara da renk geldim. Bunlardan biri de zaten Serhat. Serhat İngilizcesini bu oyundan geliştirdi. Mesela yani siz oyun gibi görürseniz bu oyunu, oyun gibi oynarsınız ama farklı bakış açısıyla söyleyemedim. Bu oyunu oynarsanız gerçekten size katacağı değerler çok fazla. Dil olsun, dostluk olsun, arkadaşlık olsun, yeni insan tanımı olsun. Bu oyun gerçekten size bunu sağlar arkadaşlar. Bu şekilde oynayan oyuncular her zaman her oyunda kazanır. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.